de çok rahat gittim sandığa. Gönül rahatlığıyla oyumu attım ve güzel bir netice bekliyor biçimde de oradan ayrıldım aslında. Hiçbir eksiği yoktu yani. Zihnimde öyle bir güne başlamıştım. Güzel olacak. Bir kere tam bir motivasyon vardı. Ben o motivasyonu özellikle hem partili yol arkadaşlarımda hem gönüllü arkadaşlarımda gördüm. Yani her buluştuğumuzda bazen 100 kişilik grupta bazen 2000 kişilik grupta gördüm, hissettim. Evet dedim, bu o gün sağlanacak. İlçede görüyorsunuz. Hemen iletişime geçiyorlar. Mutlaka İl başkanımızın hassas davranması, samimi davranması, çok senkronize, anlık kararlar verdiğimizde o kararlara refleks olarak yani evet yapalım denmesi. Yani hep akılla hareket ettik. İstişare hiç aramızdan uzak tutmadık. Çok uyumlu bir ikili yaşattık o gün. Beylikdüzü girmemiş. Topladığım için biz size söz vermiştik. En doğru sonuçları vereceğiz. Şu anda %20, oranımız budur. %27. Çıkalım bunu verelim. Ekrem İmamoğlu konuşma yapıyor şu anda sevgili izleyenler. Arkadaşlarımız da bağlamaya çalışıyorlar. Yaklaşık 5-6 dakika önce aldığımız veri %27.6'sı girilmiş durumda. Ve oyumuz %53.2. Rakibimizin oyu %44.1. Tekrar ediyorum, ben bu veriyi girmek sizlerle paylaşmak zorunda kaldığım için paylaşıyorum. Sürekli aranızda bir 195 bin oy fark devam ediyor. Ben demin de onu söyledim ben. Net bir orada oy var, oy tutuyorlar. Ama bu 94'ten sonra da Esenyurt gibi sanırım. Yapamazlar yani. Şurada bakıyoruz, küçük çekmeceye bakıyoruz, Esenyurt'a bakıyoruz. Bunların da %25 oranında oyları katılmış. Bunu bence %93'e 94'e kadar devam edecekler, ondan sonra değişecek her şey. Manipülasyonu %94'e kadar tutabilirler. Öyle bir payları var yani. Var. 94'ten sonra tutamazlar. Uç uca bir seçim süreci oluşacağı, benim de biraz istatistiğe dönük ilgim ve eğitimimden dolayı hissediyordum. Ama arkadaşımız Can'ın gelip bize biraz daha teknik, biraz daha bilimsel verilerle makasın nasıl yaklaşacağı, hatta öne geçeceğimiz noktasında bir öngörüyle paylaşması biraz daha rahatlattı bizi. Belki benim ona inancım insanları da rahatlattı. Binali Yıldırım %50'nin altına düştü. %49,97. Sandıkların %83'ü açıldı şu an için. Ekrem İmamoğlu ise %47,48 oranında bir oya sahip. Ne görüyorsunuz şu anda? İkiniz yani işte foto finişle bitecek, öyle görünüyor. Başa baş gidiyor. Bunların yaptığı manipülasyon hesabı ki belli yani, bir sistemle işliyor. %70 küsürlerden başla bu yemin, çok sistemli işliyor. Neyse gerçek, onu anlattık. Bence en önemli kazanımımız o akşam gerçek olmaktı, gerçeklikti yani. Kimseyi aldatmadık, kimseyi kandırmadık. Elimizdeki verilerle konuştuk. Bazen ufak tefek rakamsal hatalarımız olmadı değil, oldu. Sonra eşleştirdiğimizde ha o öyleymiş, bu böyleymiş de dedik. Ama neticede elimizdeki gerçeklerle konuştuk. Son verimiz %36,5 sandık, açılan sandık oranı bizim kendi veri tabanımızda ve %52,42 Ekrem İmamoğlu oyu, %44,84'te rakibimizin oyu. Dediğim gibi dengeli bir şekilde devam ediyor ki şu an saat daha 21. Düşündüğümüzden biraz erken konuştuk ama elimizde yine de kıyas yapabileceğimiz veriler olduğu için konuştuk. Burada tabii en büyük, en önemli husus o akşam hadsiz yere sorumluluğunun dışında ülkenin ajansı olduğunu söyleyen Anadolu Ajansı'nın tüm toplumu, milleti yanıltması. Belki de 100 yılın medya adına rezilliği diyebiliriz yani. Makas bizde 10 puan, burada 3 puan. Sandıkta görev alan arkadaşlarım, ilçelerde bulunan milletvekillerim, parti meclis üyelerim, İstanbul gönüllüleri, görev alan herkes, lütfen sandıklardaki görevinizi asla bırakmayın. Çıkıp en kararlı tutumumuzla, tavrımızla o gece
süreci anlatmamız, insanların bunu duyması ve evet oluyor galiba demesi, yine insanların sorumluluklarından ayrılmaması çok değerli bir motivasyondu. Kırılma anıydı bence. Katılım 196'da. 3,5 daha var. Kazanacağız arkadaşlar. Bu saat itibariyle İstanbul'da seçimi kazandık. Bizim oyumuz %50,51'dir. Rakibimizin oyu %46,55'tir. Hiçbir manipülasyona müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bence İstanbul için en hayırlı sonuç olacak. Kesinlikle. Ana! Allah'ım ya! Yetiştirdiniz değil mi? Size de söyleyin. Murat Bey ne oluyor? Söyleyin ne oldu? Bunu da açıklayın. Oldu. Oldu. Tabii elimizdeki verileri görüyoruz. Öndeyiz. Ama Yüksek Seçim Kurulu henüz o aşamaya gelmemiş, teyitte bulunmamış. Aynı zamanda ekranlarda hala sanki rakibimiz İstanbul'u kazanmış renkte boyanmış duruyor bütün kanallarda. Ama ne zaman ki o işte not geldi, hem Yüksek Seçim Kurulu'nun önde oluşumuzu hem de hani rengin değişmesi gerekiyor artık, değiştirin o rengi deyip sonra değiştiğini görmek inanılmaz bir keyifti bizim için. Şimdi aldığım bilgiye göre benim verdiğim sayıları şimdi az önce Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da teyit etmiş durumdadır.